Dün akşam Tren Yol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu an itibariyle sona erdi. Galatasaray topladı 102 puan ile 24'ün şampiyonluğunu ilan ederken 2. sıraya 99 puan ile Fenerbahçe yerleşti. Peki Süper Lig'de bu sezonda neler oldu? İlk olarak hakem Halil Umut atan yumruk olayını konuşalım. Süper Lig'de oynanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçının son dakikasında Çaykur Rizespor beraberlik golünü attıktan sonra hakemin verdiği hatalı karara sinirlenen Faruk Koca hakem Halil Umut Meller'e yumruk atıyor. E, bu sezon Süper Lig'de çoğunlukla hakem kararları gündemdeydi biliyorsunuz. İstanbulspor Trabzonspor maçında yine hakem tarafından verilen hatalı kararlar sonrasında e, İstanbul İstanbulspor maçtan çekilme kararı almıştı biliyorsunuz. İşte Antalya İsrail Uluklu bir tane futbolcusu var. İsmini hatırlayamıyorum ya da unuttum. E, gol attıktan sonra yaptığı sevinçten dolayı kadro dışı bırakılıyor ama bu haklı Yani haklı bir konuydu mesela. Kadro dışı bırakılması çok haklı bir konuydu mesela. E, bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sezonuydu bana göre. Hani dört büyük takımdan biri olan Beşiktaş bir ligi altıncı sırada bitirdi. Tabi bazı Beşiktaşlar şey edecek işte bizim oynadığımız başlarda çok hatalı hakem kararları vardı. İşte penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi vesaire diyenler olabilir. Haklılardı elbette. Çünkü dediğimiz gibi çok fazla hakem kararı vardı ama Beşiktaş yine Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. İşte bütün alanlar bundan sonra oldu. E, az önce zaten böyle bir video anlattım ama hani bu videomuza da konu aldık. 2023-2024 sezonu başlamadan önce, yani bu sezon başlamadan önce Astrolog Merak Güven'in açıklamaları gündeme geliyor işte kendisi yaptığı açıklamada diyor ki Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş alacak falan filan. Ya yani, muhtemelen diyor. Anne yani, muhtemelen ne demek? Ben bilmediği için kadına inanmaya hatta belki de tövbe aşağı Allah'a şirk koşmaya başlayanlar bile oldu. Hani gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Hani bu işler kartlar ile olmaz bana göre. Hani bu işler tevekkül ile olur, dua ile olur. Hani bunda zaten e, Kerem Aktürkoğlu söylemişti. Örnek veriyorum mesela ben e, Süper Lig'in bir haftasında bütün maçları bilmiştim yani ben de mi astrolog? Sonrasında astrolog e, Fener'in de bu sezon şampiyonluğa ulaşacağını belirtti yani on senin şampiyon olamamış bir taraftara şampiyon olacaksınız falan diyor. E, ancak dün akşam oynanan maçlarda Fenerbahçe İstanbul 6-0 mağlup etmesi durumunda şampiyon olmayı başaramıyor. Hatta e, yani bütün Fenerbahçe taraflarla sahite terk ediyor. Oyuncular yine böyle işte oynayıp oynayıp seviniyorlar vesaire. Galatasaray ise Deplasman'da Konyaspor'u 3 bir yan bir başarı ve dediğimiz gibi şampiyon oluyor. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan iki maçtan biri beraberlikle sonuçlanıyor. Biliyorsunuz o maçı çok kötü bir maçtı. Ve geçtiğimiz hafta herhalde Pazar akşamı oynanan bir maç daha vardı. 37. haftada bu maçta Fenerbahçe 10 kişi kalması durumunda 1-0 kazanıyor. Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra ve öncesinde neler yaşandı bunu da anlatın. Öncelikle bir derin Galatasaray kostümü giymiş taraftar kutsal kitabı ters okudu. Hani bu haberi bulabilirsin batacağım zaten çok benim de sinir olduğum haberlerden biriydi. E, Fenerbahçe'li bir taraftar Konya sporlu bir futbolcu Nevin'in bir zenci bir futbolcu herhalde. E, yemek siparişi gönderdi. Yani say say bitmeyecek trajikomik olayların yaşandığı süperlik dediğimiz gibi dün akşam ya da bu videoyu yarına atarsam iki gün önce diyelim Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Bugün Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olmasını ve işte astrolog Meral Güvendi, Fenerbahçe olayı vesaire hepsini bir arada konuşmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet